7 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Ece? Senin ne işin var burada? Onur, ben gerçekten kimseye şu an zarar vermedim, hiçbir şey yapmadım. Hazar'ı ben kaçırmadım, tamam mı? Sen Hazar'la tanışıyor musun? Sen Hazar'la mı çalışıyorsun baştan beri? Onur, lütfen şu an dediğime odaklan. Hazar'ı ben kaçırmadım, anlıyor musun beni? Ben hiçbir şey yapmadım. Onur, ne yapıyorsun? Onur, ne yapıyorsun? Ben kaçırmadım diyorum, anlamıyor musun? Bir şey yapmadım diyorum, duymuyor musun? Onur. Hala. Hazar kaçırılmış. Ne? Hazar mı kaçırılmış? Kim kaçırmış? Buraya acil bir ekip gönder. Evet. Tamam. Hemen bir ekip gönderiyorum. Onur.
Ben her şeyi sana açıklayacağım. Bana bir şey açıklama. Hazar nerede? Sana çok net bir soru soruyorum. Bana net bir cevap ver. Hazar nerede? Sana kim yardım etti? Nereye götürdünüz? Onur, sana 1000 kere söyledim. Bak lütfen beni dinle. Ben gittiğimde Hazar yoktu diyorum. Sen oraya niye gittin? Senin orada ne işin var? Sen orada ne işin vardı Yasemin? Sen oraya niye gittin? Sen oraya niye gittin? Sen Hazar'ın elemanı mısın? Sen Civan'la da mı ortaksın? Ha? Sen Civan'la ortak mısın? Siz Civan'la beraber çalışıp beni... Sen beni salak yerine mi koydunuz? Onur, hayır. Tanımıyordum Civan'ı. Ben seninle beraber tanıdım Civan'ı. Lütfen beni dinle. Beni dinlersen anlayacaksın. Lütfen inan bana. Lütfen. Ya ben senin neyine inanayım? Senin ağzından çıkan... Sen kimsin ya? Sen Ece misin, Mavi misin? Sen hırsız mısın? Sen mafya mısın? Sen... Ece, sen kimsin? Hazar beni çocukken buldu. Hazar yetiştirdi beni. Beni yetiştiren kişi Hazar'dı. Hazar yetiştirdi, evet. Anlatacağım her şeyi. Ben sana... Ya sen bana bunu nasıl yaparsın? Ece sen... Ben sana... Sen hani basit bir hırsızdın. Sen kardeşinin peşinde değil miydin Ece? Ece sen... Sen Türkiye'nin en büyük kaçakçısının silah uyuşturucu. Sen onun elemanı mısın Ece? Onur, bilmiyorum. Ece sen nasıl bana... Onur, bilmiyordum. Bunların hiçbirinden haberim yoktu. Ben de seninle beraber öğrendim. Hazırım bu işlerinden haberim... Gerçekten sadece hırsızlık yapıyordum. Lütfen Onur, lütfen. Lütfen dinle beni, lütfen. Bilmiyordum. Senin ağzından çıkan her şey yalan. Senin ağzından çıkan her şey yalan ve ben sana inandım. Ben... Onur, hayır. Bak doğruyu söylüyorum. Hazar'ın peşine düştüğünüzü görünce panikledim, korktum. Sen paniklemedin. Ben paniklemiş insanlar gördüm. Sen paniklemedin. Sen çok soğukkanlı bir şekilde planladın. Her şeyi planladın. Sen o depoya Hazar'ı... Ben Hazar'ı bulamayayım... Ben Hazar'a ulaşamayayım diye mi sen beni öptün? Hayır. Onur, ben seni gerçekten öptüm Onur, lütfen. Sen hastaneye geldin. Sen hastaneye geldin. Senin için endişelendim dedi. Sen hastanede Hazar'ı mı kaçıracaktın? Hayır, senin için geldim hastaneye. Ben senin için geldim Onur, lütfen. Açıklayacağım, her şeyi anlatacağım. Anlattığım zaman anlayacaksın ama lütfen beni dinle. Ece, ben ilk defa teşkilatım dışında bir insana güvendim. Ben güvenmeyi seçtim, anlıyor musun? Ben sana inanmayı seçtim. Ben sana destek çıktım. Ben sana kefil oldum. Ben sana evimi açtım. Ben sana ajanlık öğrettim. Ece ben ilk defa bir kadına... Ece ben sana kalbim... Onur... Ece sen bana bunu nasıl yaptın? İyi misin Ali? İyiyim şefim, iyiyim. Nasıl bayılttılar anlamadım. Mahcubum sana karşı da. Hazardan bir iz var mı? Yok şefim, evin her yerine baktık. Maalesef tertemiz. Mobeselere baktınız mı? Baktık şefim, plaka sahteymiş. Muhtemelen şehre girerken değiştirmişler. Belli ki her şey planlamış. Ama senin dediğin gibi bütün sınırları kapattık. Her yerde onu arıyoruz. Ali, ne yapın ne edin? Hazar'ı bulun. Tamam şefim, merak etmeyin. Ali, sen bayılttın değil mi? Ali'nin arabasına bindin.
Dün o yolumla beraber geldin. Değil mi? Onur. Lütfen bak, bana bir 5 dakika ver. Sana her şeyi en başından anlatacağım. Açıklayacağım lütfen. Ben yapmadım bak, ben yapmadım. Ben gittiğimde Hazar orada yoktu. Ben hiçbir şey yapmadım. Ece, diyelim ki sen yapmadın. Öyle olsun. Ece, sen oraya niye gittin? Ne yapacaktın sen orada? Hazar'ı kaçıracaktım. Dostlarımı, arkadaşlarımı, ailemi, teşkilatımı. Sen Ece. Ece, sen benim bütün inandığım değerlerimi mahvettin. Sen benim omurgamı kırdın. Onur. Ben sana kefil oldum. Hazar mı sorundu lan? Sen bana Hazar'ı söyleseydin ben Hazar'ı öldürürdüm. Bütün dünyayı karşıma alırdım, öldürürdüm onu. Ece, ben hayatımda hiçbir kadını sevmedim. Ben seni çok sevdim. Ben seni gerçekten çok sevmiştim. Artık yoksun benim için. Onur. Çok çok küçüktüm ben. Küçücük bir kız çocuğuydum. Sokaklarda yaşıyordum. Tek başımaydım. Hazar buldu, yardım etti bana. Kardeşimi aramama yardım etti. Çok hırpaladı. Dövdük. Korkuttu ama beni korudu. Onur, bak ben senet imzaladım. Hazar'a çok fazla senet imzaladım. O ne derse yapmak zorundayım. Anlıyor musun beni? Ne diyorsa yapmak zorundaydım. Sana tek bir şeyin garantisini veriyorum. Ne yaparsan yap, hapse girmekten kurtulamayacaksın. Haklısın. Haklısın. Benim için yolun sonuna geldim. Onur. Ben çok özür dilerim. Anlatacağın ne varsa teşkilatta anlatırsın. Artık senin karşında eski onur yok. Sen artık benim için herhangi bir kadınsın. O Hazar denen adamı derhal ele geçirmemiz lazım. Her tarafa daha fazla adam yerleştirin. Evet, hadi. Hazar'ın tüm akrabalarını ifadeye çağırdık.
Hazar'a ait tüm mülklere eş zamanlı baskın yaptık. Bir cacık yok. Civan'ın telefonunu da dinliyorum. Şüphelenecek hiçbir şey yok. Ya havaalanı, liman, otogar, sınır kapıları, tren istasyonları, her yerde adamımız var. Hazar yok. Mobeseleri tarıyorum. Çalıştığı adamların telefonlarını dinliyorum. Yok. Sanki yer yarıldı, yerin dibine girdi. Ama fazla uzaklaşmış olamaz. Belki zaten burada, belki hiç çıkmadı İstanbul'dan. Gram aklı varsa kaçar, yoksa aklını alacağım ona. Ali bir gelsene. Şu listede olup da bizim bakmadığımız neresi var? Yok, hepsine baktık. Ya herife baksana. Bütün mülklerini aynı bölgeden almış. Kesin kentsel dönüşüm tüyosu aldı. Bence saklandığı yer de bu bölgede. Eğer bir yakalanma riski olursa hem kolayca mekan değiştirecek hem de yardım isteyecek. Bir daha şuraya bir o gözle bakar mısın? Sen saçlarını niye sağdan sola ayırdın bunu? Hep diğer türlü ayırıyorum ya normalde. Değişiklik olsun diye. Sen nereden fark ettin? Nereden fark edeceğim ya? Ajanım kızım ben. Hem bana ne ki senin saçından? Nerede bu Hazar ya? Hadi çocuklar bulalım şu rezil herifi. Ne oluyor lan bana? Hilal, nerelere daldın öyle? Ne düşünüyorsun? Civan abine nasıl kazık attığını mı? Benim Civan abime kazık atmak gibi bir niyetim yok. Ben abimi çok severim. Ha. O zaman senden rica ediyorum beni sevme Hilal'cığım. Eğer senin sevgin böyleyse. O zaman mesele ne kızım? Ha? Güç. Benim meselem güç. Bizim ailede bana hiç verilmedi. Ama onu en çok hak eden benim. Koral Mücevherat için çok emek verdim ben. O şirket benim olacak. Civan abim varken nasıl olacak bu iş? Senin yardımın mı? Abim şirketi iyi yönetemiyor. Onu İngiltere'ye yollayıp hisselerini benim üstüme geçireceğiz. Ha, seninle de ortak olacağız. Biz ikimiz seninle çok daha iyi yönetiriz şirketi. Orada dur bakalım, yavaş gel. Hazar, sen kanun kaçağısın. Ne yapacaksın? Polis her yerde seni arıyor. Bizim şirketimiz tertemiz. Dev gibi bir şirket. Türkiye'nin her yerinde mağazalarımız, depolarımız, adamlarımız var. Tıkır tıkır işleyen bir sistemimiz var. Sen ortalarda görünmeden işlerin sorunsuz devam edecek. Ne diyorsun? Hilal, bizim dünyamızda adı konulmamış prensipler vardır. Mesela ben Civan abinin iş yerine hayatta el sürmem. Ha ama sen dediğini yaparsın, abini İngiltere'ye yollarsın, şirkete el koyarsın. O zaman tekrar oturur konuşuruz. O zaman çok yakında tekrar oturup konuşacağız demek oluyor bu. Hilal'cim bak, keskin sirke küpüne zarar. Biraz rahatla, relax ol. Paran pulun var, dünyayı gezsene kızım sen. Hem senin erkek arkadaşın falan yok mu ya? Var. Yakında evleneceğiz. Sen böyle diyorsan çocuğun pek söz hakkı yok. Kim bu, tanıdık biri mi? Var mı resmi falan? Var. Var ama bana kalsın. Aa, kimseye güvenmiyorsun ha? Bana da güvenmiyorsun. Güzel.
Ama benim bu hayatta çok güvendiğim bir kadın var. Kimmiş o? Mavi. Elimdeki en iyi hırsız. On parmağında on marif. Ben ona bir yer göstereyim. Girer 5 dakikada işini halleder çıkar. Seni de tanıştıracağım. Senin de ihtiyacın olabilir. Mavi ha? Tamam, tanışalım. Kahve için teşekkürler. Ben artık gideyim. Tekrar uğrarım kahveni içmeye. Beni kurtardın, tutturdun. İstediğin gibi altınla yaptım ödemeyi. Eritmesi kolay oluyor. Kadir. Kadir. Tehlikeli sularda oynuyorsun Kadir. Aynı evde yaşayan iki kardeşe ikili oynuyorsun. Bak çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Demedi deme. Kulum. Ali. Şu Melek'le konuşsana bir. Morali bozuk gibi, bir öğren bakalım neyi varmış. Yok koçum. Git kendin konuş. Bir konuş şu kızla ya. İçini dök. Allah aşkına. Ne oldu oğlum? Melek. Hazar'ın adamlarının ifadesi alındı mı hepsinin? Evet abla. Tamam, bana videolarını ver, bir de ben izleyeceğim. Tamam. Ayla abla, Kandıra'da bir çiftlik evi var. Hazar'ın akrabalarından birinin üstündeymiş, sonra evden çıkarmış ama son 1 yılda 7 kere el değiştirmiş. Tamam, hemen birilerini gönder baksınlar. Onur'dan bir haber var mı? Büroda duramaz o şimdi. Hazar'ı kaçıran adamların peşine düşmüştür. Şimdi birileriyle kelepçeyle girerse şaşırma. Aa, Onur ne oluyor? Hazar'ın evine gittiğimde bunu orada buldum. Sen teşkilatın gizli evini nereden biliyorsun? Ali'nin arabasına saklanmış. Hatta Ali'yi bayıltan o. Onur ne diyorsun? Neden? Hangi sebeple? Hazar'a çalışıyormuş. Ne? 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 Hazar'ı kaçırmaya geldiğini kabul etti ancak ben yapmadım diyor. Gerçek olan bir şey var ki koynumuzda yılan beslemişiz. Biz Hazar'ı yakalamaya çalışırken o da Hazar'a çalışıyormuş. Ne bilgiler sızdırdı bilmiyorum. Civan'a bile çalışıyor olabilir. Belki de örgütün bir üyesi bir olabilir. Değilim. Bilmiyorum. Değilim. Bakın bilmiyorum. Çalışmıyorum. Senin hiçbir şeyine inanmıyorum. Anlattım. Her şeyi baştan anlatayım. Size yardım edeyim. Ya yardım ederim size. Hazar'ı bulmanıza yardım ederim. Ayrıca yurt dışına kaçamaz. Oğlu var. Çok küçük bir oğlu var. Onu bırakıp hiçbir yere gidemez. Onur lütfen. Sen hala nasıl konuşuyorsun ya? Arkadaştık biz be, arkadaştık. Ben dedim, baştan bu kadına güvenmeyelim dedim. Hepsi benim hatam. Siz beni uyardınız, ben dinlemedim. Benim yüzümden. Sen ne yaptın kızım ya? Sen bunu bize nasıl yaptın? Harbi kızsın, helal olsun. Bu kız candır dedim. Beni buramdan vurdun. Helal olsun. Bir pislik için sattın bizi. Helal olsun. Ali. Sorgu odasına al. Sorgula. Sonra da içeri tıkarsınız. Onur. Anlatıyorum sana. Beni bir düzgünce dinler misin? Bak herkese anlatayım ama sen de dinle. Bir şey yapmadım ben. Başkanım ben izah edeyim size. Allah. Ben çağırdım. Her şeyi de anlattım. Teşkilatla ilişkin kesildi Onur. Al bakalım istifanı. Al.
İmzala bakalım. Başkanım yapmayın ne olur. Şefim olmadan biz çalışamayız. Başkanım. Kesin be. Ben şefinizi kaç defa uyardım. Haddini aşıyorsun dedim. Bir terslik olursa kariyerim biter dedim. Bu kıza kendisi kefil oldu. Kendi sonunu kendi hazırladı. Şu silahınla kimlik kartını da ver bakayım. Bu ekipten herhangi birisiyle operasyonla alakalı iletişime geçersen hepsini bitiririm. Bundan sonra değil polislik, garsonluk bile yapamazlar. Anlaşıldı mı? Civan Koral'ın kız kardeşinden de bir an önce ayrıl. Senin ne bu operasyonla ne de bu teşkilatla artık bir ilişkin kalmadı. Sivilsin artık, sivil. Onur. Oğlum. Başkanım bir dinleyin ama lütfen biri beni dinlesin artık. Başkanım bir dinleyin lütfen beni bir dinleyin ama ya. Benim kim olduğumu biliyor musun? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Civan senin için sadece bir iş değil. Senin için özel bir mesele diyorum. Değil mi? Pazarı konuşturabildin mi? Henüz konuşmadı ama konuşacak. Ben kendimi senin yanında hiç tehlikede hissetmiyorum. Kadir. Abim nerede? Civan Bey terapistiyle ondan görüşme yapıyor. Abimin terapisti mi var? Artık var. Tamam, görüşmesi bitince bana haber verirsin.
Ne yapıyorsunuz? Neden bana bakıp duruyorsunuz? Artık sinirlerim bozulmaya başladı. Da ne yapacaksınız yapın, ifademi alın. İmzalayayım. Sonra gönderin beni hapseyi. Yeter, bakıp durmayın bana ama ya, yeter. Zaten uzun yıllar hapiste olacaksın gibi canım, acele etme bence. Tamam. Bana böyle dik dik bakmayın, yeter. Suçlulukta nasıl sen bize bakamıyorsun? Hangi yüzle bakacaksan zaten. Melih, sen monitörün başına geç. Bir de araştır bakalım, Hazar'ın bir oğlu var mıymış? Hazar'ın oğlu falan yok. Olsa ben bilirdim. Adamın bütün akrabalarını araştırdım. Ayrıca hiç evlenmemişti. Hazar'ın oğlu var. Ama nüfusunu almadı. Soyadını vermedi tehlikeye girmesin diye. Saklıyor çocuğunu. Oğlunun adı Can. Bakayım abla. Şefim. Evet, seni dinliyoruz. Çıkarın kelepçeleri. Ayla abla, ne çıkarması? Ya takip cihazını çıkarmış, görmüyor musunuz? İstese kelepçelerden de kurtulur. Çıkar Ali. Vay be, sen neymişsin be? Ayla abla, dinleyeceğiz de ne olacak? Yalan makinesinden elini kolunu sallayarak kalkıp gitmedi mi bu kız? Bu saatten sonra neyine inanacağız? Biz de daha dün doğmadık Melek. Bırak anlatsın. Size söylüyorum. Aile teyze, bakın ben Hazar'ı tanıyorum. Hazar'ı bulmanıza yardımcı olabilirim. Böylece Onur işine gir... Ece Hanım, o günler bitti. Yardım ederimler bitti artık. Hazar'ı sabah kaçır, öğlen yardım edeyim diye bize gel, öyle mi? Artık yardım yok. İtiraf var. Hadi anlat bakalım. Sen de kaydı başlat. Tamam, size hikayemi en baştan anlatayım. Ben 10 yaşındaydım. Bir trafik kazasında annemle babamı kaybettim. Bir kardeşim vardı, daha birkaç günlüktü. Annemle babam öldükten sonra ikimizi ayrı yetimhaneye yerleştirdiler. Tabii ben sürekli yetimhaneden kaçıp kardeşimin yanına gidiyordum onu görmek için. Sonra bir gün gittiğimde kardeşini İstanbullu zengin bir aile evlat edindi, sevinebilirsin dediler. Kim olduğunu sordum. Kuyumcu bir aile dediler. Elime bir fotoğraf verdiler. Fotoğrafta kardeşim, kardeşimi tutan bir kadın ve kadının parmağında bir yüzük vardı. O yüzüğü ve kardeşimi bulacağıma yemin ettim. Sonra kaçtım işte yetimhaneden. İstanbul'a geldim. Her yerde kardeşimi aramaya başladım. Sokaklarda yaşıyordum tabii. Hazar buldu beni. Kuyumcu mu soyacaksın sen? Bu iş böyle olmaz ki küçük kız. Bak, her yerde kameralar olabilir. Bir arka sokakta da karakol var. Sen buradan kaçamadan 2 dakikada yakalarlar seni. Bana bir şey olmaz. Kaçarım ben. Bana bir şey olmaz. Kaçarım ben. Nereye kaçıyorsun acaba? Şu çocuk kim? Musti. En yakın arkadaşım. Senin adın ne? Mavi. Bakma abi, sana bir ders vereceğim şimdi. Bir, yabancılarla asla konuşma. 2, hiçbir yabancıya gerçek adını söyleme. Tamam mı? Şimdi, ikinizi götürüp karakola mı teslim edeyim? Yoksa benimle şu arkadaki çorbacıya gelip karnınızı doyururken bana dertlerini anlatmak ister misin? Tercih senin. Hazar'ın en sevdiği laftır. Tercih senin. Ama tercihi sana bırakmaz tabii. Ya kemiklerin kırılana kadar seni döver, aç susuz bırakır.
soğukta yerde yatırır ya da hırsızlık yapmanı isterdi. Ben de onun dediğini yaptım. Hırsızlık yaptım. Sorgusuz, sualsiz, o ne istiyorsa yaptım. Tabii büyüdüm bu arada. Bana binlerce senet imzalattı. Verdiği her şeyi imzaladım. Bir taraftan da kardeşimi arıyordum. Çünkü hayattaki tek isteğim var kardeşimi bulmak. En sonunda ipuçları beni Londra'ya götürdü. Hilal Koral'a. Hilal Koral ne alaka? Yani kardeşim Koral ailesinden birinde. Ha sen o yüzden Koralların evindeki kasadan. Elif kardeşim sandım ama değilmiş. Ama benim kardeşim Korallarda. Yani akrabalarında veya kuzenlerinde olabilir bilmiyorum. Neyse. Sonra ben Hilal'le arkadaş olmak için daha çok borçlandım. Daha çok senet imzaladım Hazar'a. Hazar'a olan borcum ya öldüğünde biter ya da Hazar seni öldürür zaten. Başka türlü kurtulamazsın. Peki Civan onu tanıyor muydun? Neticede birlikte çalışıyorlar. Hayır tanımıyordum. Yani Hilal'le arkadaş olduğumda tanıştım. Bu nasıl rastlantı ya? Senin kardeşine evlat edinen aile Koral ailesi ama bir yandan da sana küçükken sahip çıkan Hazar Civan Koral'ın iş ortağı öyle mi? Evet her şey çok garip duyuluyor biliyorum. Ama tanımıyorum diyorum ve ayrıca hayatta hiçbir şey tesadüf değil. Bakın Hazar'ı bulmanıza yardımcı olabilirim. Onu herkesten iyi ben tanıyorum. Onun elinde büyüdüm ben. Hazar'la Civan'ın bağlantısını ne zamandır biliyorsun? Civan'a saldırdıkları gece öğrendim. Onur'un vurulduğu gece. Peki neden bize Hazar'ı tanıdığını söylemedin? Nasıl söyleyebilirdim? Söyleyemezdim. Hazar çok tehlikeli biri. Benim tek bir isteğim var. Bakın yine söylüyorum. Hayattaki tek bir amacım var kardeşimi bulmak. Hazar'ı söyleseydim her şey biterdi. Beni hapse gönderirdiniz. Söyleyemezdim. Bu arada siz de onu yakalarsınız. Ben de Hazar'dan kurtulurum diye düşündüm. Ne yapayım? Sen de ya yanlış düşünmüşsem diye gidip adamı kaçırmaya mı kalktın? Aslında öyle olmadı. Hastaneye geldim. Siz de oradaydınız hatta. Orada Hazar beni gördü. Görünce polislere çalıştığımı anladı ve beni tehdit etti. Elime bir kağıt verdi benim Civan'a ulaştırmak için. Ne kağıdı? Kağıdın içinde beni hastaneden çıkart yazıyordu. Ama Civan Hazar'ı kaçırmayacağını söyledi Kadir'e. Ve ben kaçırmak zorunda kaldım yani. Ben kaçırmadım ama. Yani Civan kaçırmadı mı Hazar'ı? Bence o yapmadı. Bilmiyorum. Yine söylüyorum. Bakın söylüyorum. Defalarca da söyleyeceğim. Hazar'ı bulabilirim. Yardım edebilirim size lütfen. Tamam sen şu söylediklerini bir kağıda yaz. Biz gerisini hallederiz. Aile teyze bak lütfen diyorum ya. Lütfen bırak yardım edeyim. Hazar'ı bulmanıza yardım edeyim. Böylelikle Onur içine geri dönsün. Onur'un hayatta en çok sevdiği, en değer verdiği şey işi değil mi? Bırak yardım edeyim lütfen. Onur'a yardım etmek istiyorsan onun adına ağzına alma. Civan Bey çalışma odasına geçti. Yalnız. Tamam. Git Hazar'ın kaçtığını söyle. Ben de tam o sırada geleceğim. Gel Kadir gel gel. Ya yeni bir terapiste başladım. O kadar iyi ki sana anlatamam ya. Bak beni çocukluğuma geri gönderdi. Konuştuk. Hüngür şakırt ağlattı. Ya o kadar hafifledim ki yemin ediyorum yeniden doğmuş gibi hissediyorum ha. Sevindim Civan Bey. Belli. Belli ne kadar sevindiğini zaten sıfatına bakınca anlayabiliyorum ben de ne kadar sevindiğini. Bana bak. Senin de mutlaka terapiste gitmen lazım. Bu aralar bir derdin var. Ben öyle sezinliyorum. Hatta gideceksin ya. Gideceksin. Ben vereceğim parasını da. Evet, biraz anlat. Biraz kendinden bahset. Biraz rahatla. Biraz neşelen ya. Beni de düşürüyorsun. Giderim. Sağ olun. Ya o kadar iyiydi ki. Bak şıp diye çözdü biliyor musun? Mesela bana dedi ki, siz dedi hiç gergin bir insan değilsiniz. Ancak üstünüzdeki yükler sizin etrafınıza karşı gergin bir adam olduğunuz imajını yansıtıyor. E ben size hep diyorum. Ben gergin değilim diye ama siz bana inanmıyorsunuz. Ben inanıyorum Civan Bey. Allah razı olsun Kadir. Çok sağ ol. Sağ ol. O adamlar kapının önünde duruyorlar mı hala? Kap mı kurdular? Ya bir dakika ya.
Ben niye düşünüyorum ki şu an böyle şeyleri? Ben terapimi yapmışım, şeker gibi olmuşum. Bunlarla mı uğraşacağım ya? Şöyle yapayım ya, ben birkaç gündür evdeyim zaten. O yüzden biraz dışarı çıkayım, temiz hava alayım. Şöyle bir ormanda gezinti yapayım. Hatta Ece'yi arayayım ya. Ha? Değil mi? Ece gelsin buraya. Şöyle güzel bir sohbet, muhabbet iyi gelir Ece bana. Sen ne diyecektin? Hazar Bey kaçmış. Polisin elinden kaçmış. Ne? Nasıl? Ne zaman? Kimle? Nereden? Neyle? Ha? Bilmiyorum Civan Bey, sizi aramadı mı? Beni aramadı mı? Bir bakalım telefona, beni arayıp aramadığına sen bak istersen! Ben ne yapacağım ya? Kesin benim peşime düşecek şimdi bu. Benden yardım istedi. Ben ona yardım etmedim. Şimdi bu psikopat kesin gelecek ve beni peşime düşecek. Allah kahretsin. Abin ne oldu? Ne bağırıyorsun? Hilal. Hilal. Ya bak sana. Sana bunları anlatmayacaktım ama. Tamam anlat. Bana her şeyi anlatabilirsin biliyorsun. Durum ciddi o yüzden. Anlatmak zorundayım. Tamam. Evet. Bizim maddi durumlar biraz böyle bozulunca. Evet. Ben Hazar'ın teklifini kabul ettim. Ne? Bir dakika dinle. Biz silahları gönderdik yurt dışına. Ama Hazar yakalandı. Abi ne diyorsun sen? Bir dinle. Biz arkamızda hiçbir iz bırakmadık, emin olabilirsin. Oh çok şükür. Sonra bu yakalanınca bana haber gönderdi, gel beni buradan kurtar diye. Yok artık, polisin elinden mi kaçıracak bizi? Manyak mı bu herif ya? Ama kaçmış. Nasıl kaçmış? Kim kaçırmış? Bilmiyorum Hilal. Herhalde çok zekice ve profesyonelce düşünülmüş bir planla kaçtı. Nereden bilebilirim? Önemli olan şu. Bu manyak kesin benim peşime düşecek. Çünkü durduk yere benim üstüme kurşun sıktırdı. Şimdi elinde çok da ciddi bir sebep var. Kim bilir neler yapacak. Allah kahretsin. Ben ne yapayım Civan Bey? Git, bir doktor bul, estetik ameliyat ol, tipini değiştir, kendine yeni bir kimlik al, sonra da ülkeyi terk et. Senin de peşine düşecekler çünkü Kadir. Çık Kadir, çık. Çık. Abicim, bak sen acaba planladığın gibi Londra'ya mı gitsen? Durum çok ciddi, sana bir şey olursa ben ne yaparım? Ben idare ederim şirketi, sen ne diyorsan senin dediğin gibi yaparım. Canım benim. Canım benim. Canım abisinin bir tanesi. Ben sen olmasam ne yaparım ya? Oh. Canım benim. İyi ki varsın. Ne zaman gideceksin? Bilmiyorum. Bakarız. Civan terapiye başlıyormuş. Ne terapisi? Aroma terapi. Ne terapisi olacak Murat ya işte? Kafandaki ne senin? Dün başım çok dönüyordu da azıcık sabitlesin diye taktım. Kafanı mı sabitleyecek? Sen şimdi bırak benim başımı da bu Civan'ın kafayı ne yapacağız asıl? İyice tırlattı, delirdi bu. Vallahi haklısın galiba. Bazı tutarsızlıklar var hesaplarda. Hani ama Civan'dan kaynaklı mı yoksa muhasebe hatası mı, böyle bakıyorum işte. Ay sen çalışıyor musun? Ustam kolay gelsin. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk usta. Nereye gideceğimi bilemedim, ben de sana geldim. Müsait miydin? Çalışalım mı, konuşalım mı? Nasıl istersin? Çalışalım. İyi, geç tezgahın başına.
Bu da yaz bitiremedi. Hayat hikayesini yazıyor. Aklınca hapishaneye girişini geciktirecek. Ulan ne kazık attı bize be. Vallahi yediremiyorum. Ah be Ece. Biz seni ne çok sevdik be. Bize yapılır mı bu? Asıl şefim, Ece yüzünden işinden oldu adam ya. En çok sevdiği şey onun işi. Bir yolunu bulur, şefi hayata döndürürüz. Önce burayı düzeltmemiz lazım. 2 saattir ne konuşuyorlar ya, bitmek bilmedi. Ne konuşacaklar? Operasyonu nasıl bitireceklerini, bizi nerelere dağıtacaklarını konuşuyorlar. Bir ağız. Nasıl bu kadar şom olabilir? Aklım almıyor. Ne ya? Senin de bir o kaslarla burada yerin var. Hoplarsın zıplarsın sahada. Melek de sen araştırmada birinci. Ben ne yapacağım? Beni de verirler artık bir deniz fenerine. Denizi gözlerim. Öyle bir meslek yok. Filmlerde kaldı. Ne yok? Deniz feneri gözlemcisi. Çok iyi. Harika. O zaman kesin işsizim. Melih artık şikayet etmez misin ya? Of, içim şişti. Sen niye yavaş yavaş yürüyorsun? Düzgün yürüsene. Ne? Ali sen uykusuz falan mısın yine? Git dışarı bir hava al istersen. Yok. İyiyim ya. Öyle birden yavaş yürüyormuşsun gibi geldi de etkilendim. Gözüm etkilendi yani. Dikkatimi çekti anlamında yani ha. Allah! Biz bittik. Bittik biz. Civan'ın telefonunu dinliyorduk. O da gitti. Fark etti galiba. Lan yok. Sen yine yanlış bir tuşa basmışsındır ya. Hazar'ı tanıyormuş sadece. Öyle diyor. Ne olacak şimdi? He? Aylardır koşuşturma, soruşturma. Bak ne durumdayız. Aslında Civan'ı tutuklayabiliriz ama Hazar olmadıktan sonra delil yetersizliğinden 2 ayda dışarı çıkar. Evet başkanım. Hepsi o kızın yüzünden. Benden habersiz aldınız aranıza. Sonuçlarını görüyorsun değil mi? O kız sayesinde bugünlere geldik. Çok işimize yaradı. Bize çok destek oldu. Belli belli. Sadece kendi çıkarları için. Sonuç? Hazan nerede? Kaçak. Civan nerede? Evinde keyif çatıyor. Onur nerede? İşini kaybetti. Kariyeri bitti. Hepsi bu kızın yüzünden. Onur'u kovduğum için sen bana kızgın mısın? Seni sorgulamak bana düşmez başkanım. Ya Ayla bırak bu başkanım ayaklarını ya. Bu odada biz bizeyiz. Geç otur şöyle. Bir dostun olarak soruyorum. Bana kızgın mısın? Seni ellerimle parçalarım. O kadar kızgınım. Ne yapayım Ayla? Mecburum. Biliyorsun Onur benim de oğlum. Biliyorum. Onu geri döndürmenin bir yolu yok mu? Yok. Onur gitti artık. Olan oldu. Bundan sonra ekibin şefi sensin. Operasyonla alakalı Onur'la konuşmak asla yok. Delilleri topla, dosyayı topla. Yarın burayı kapat. Ekibi de dağıt. Hazır'ı yakalarsan Onur'a işini geri verir misin?
Aylardır yakalayamadığınız adamı bir günde mi yakalayacaksın? Onur için vazgeçmem. Denerim. Geri alacak mısın? Sen Hazar'ı yakala. Sonrasını konuşuruz. Hazar Civan'ı mutlaka arayacaktır. Civan'ın telefonunu dinliyoruz. Umudum var benim. Başkanım affedersiniz. Civan'la bağlantımız koptu. Ne? Galiba telefonu kırdı. O kız ifadesini verir vermez tıkın içeri. Onu burada bir dakika daha istemiyorum. Onun davasıyla özellikle ben ilgileneceğim. Olur da elinizden kaçırırsanız var ya, yakarım hepinizi. Ne oldu Ayla abla ya? Ben yanlış bir şey mi yaptım? Bugüne kadar yaptığından daha yanlış bir şey yapmadın Melih. Ece doğru söylüyormuş. Hazar'ın sürekli para gönderdiği bir kadın var. Oğlunun adı da Can Güler. Ama kadının ikameti yok, bulamıyorum. Tamam. Hazar'ın bütün arkadaşlarının, akrabalarının ikametlerine bak. Can diye biri var mı araştır. Tamam. Hadi. Oh. Seni tanıdığım kadarıyla derdin ne iş, ne para, ne pul. Bir gönül meselesi var belli ki. Öyle dursun. Hilal değil sanki. Değil üstüm. Şu tatlı deli dolu kız mı? O tatlı deli dolu kız. Anlatmak ister misin? İstemem. Unutmak isterim. Zaten ben de gönül işlerinde verecek akıl olsa kendime kullanırdım. Öyle deme usta. Hangimizin kendine ayrı var ki? Unutmak isteyeceğin kadar sevdiğin bir kadın olunca... unutamıyorsun gibi oğlum. Aksine hep hatırlıyorsun. Nereye baksan onu görüyorsun. İfademi bitirdim. Biraz uzun oldu yalnız. Kusura bakmayın. Normal. Olur öyle. Yaşadığım her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlattım. Hazar'la ilgili bildiklerimi de, gittiğim yerleri, yaptığım hırsızlıkları hepsine ince ince not ettim. Bak Ayla teyze. Ben Hazar'la ilgili her şeyi biliyorum. Şu an nerede bilmiyorum ama bulmanıza yardımcı olabilirim. Ya lütfen. Lütfen izin ver bana, lütfen. Onur okur mu benim yazdıklarımı? Bak kızım. Onur teşkilattan kovuldu. Buraya gelmez gelemez de senin ifadeni de okuyamaz. Belki sen bir gün yüz yüze onu anlatırsın. Yüz yüze. Onur çok nefret ettiği Mavi'yi hapishanede ziyaret eder ve sohbet ederler. Bundan iyi film olur ha, ya da dizi. Onur senden nefret etmiyor. Nefret etmiyor mu? Nefret ediyor benden. Yani ben çok net anladım onu. Aşk ve nefret, yasa ve yasa dışı, doğru ve yanlış. Bunlar öyle ince çizgiyle ayrılmışlar ki. Siz ikiniz de o ince çizgide iki cambaz gibiydiniz. Bugüne kadar düşmemeniz mucize. Sizden olmazdı diyorsun. Haklısın da. Mavi gitti, dosya bitti, kapandı. Sen kenara atılacak herhangi bir dosya değilsin Onur için kızım. Ve gönül dosyası kapanmadıkça da bir yara gibi açık kalır ve dikiş tutmaz. Umarım bir gün karşılaşır, karşılıklı birbirinize içinizi dökersiniz. Anlamadım. Onur'un bana bir yanlışı olmadı ki.
Benim ona çok büyük bir yanlışım oldu dostum. Onu öğrenseydi zaten bir daha yüzüme bakmazdı. Onu ancak Onur bilir. O anlatır. Yani umarım anlatır. En fenası ne biliyor musun? O sorular. Cevabı olmayan o sorular. Beni unuttu mu, beni düşünüyor mu? Beni kandırdı mı, yoksa gerçekten sevdi mi? Bu sorular adamı çıldırtır oğlum. Çünkü sen kendi kendine istediğin kadar sor. Cevabı sende değil, onda. Eğer cevabına inanmayacaksan sormanın ne alemi var? İnanmıyor musun, yoksa söyleyeceklerinin doğru olmasından mı korkuyorsun? Bak şimdi sana aşk konusunda yılların cahili olan Müfit Usta'dan bir test. Sen şimdi bu kızı görmeyeceğim, unutacağım diyorsun değil mi? Yarın bir bahaneyle onu görmeye gidersen, bil ki bitti. Öyle bir şey olmayacak. Ben onu bir daha görmeye gitmeyeceğim. Bu konuda büyük konuşabilirim. Ben işime dört elle sarılarak hayata tutundum Onur. Sen de öyle yap. O kızla tanışmadan önce hayatının amacı neydiyse ona tutun, ona sarıl dört elle. Abim gitmek istemiyor öyle Onur'a. Benim için arayıp gözümü korkutur musun? Sen merak etme, o iş bende. Tamam, görüşürüz. Abim kimle ne konuştu, sana ne dedi, ne düşündü hepsini bana bildireceksin. Onur aradı mı bugün hiç tarça koleksiyonuyla ilgili? Bildiğim kadarıyla hayır. Yok, sabahtan beri ulaşılamıyor. Civan Bey'e birkaç gün kapanıp üzerine çalışmam lazım diyordu. İsterseniz gidip dükkanda mı kontrol edeyim? Gerek yok. Gidebilirsin. Ekibe bir iki şey söyleyebilir miyim? Söyle. Benim için gitme vakti geldi. Gitmeden önce size birkaç şey söylemek istiyorum. Yani öncelikle özür dilerim. Yani sizi hayal kırıklığına uğrattığım için. Ben hepinizi çok sevdim. Ben seni bile sevdim sarı kız. Ben gerçekten Hazar'dan korktum. Yani kardeşim bulmadan bana bir zarar verirse onu hiç tanıyamazsam diye çok korktum. O yüzden böyle bir şey yaptım. Bunu da son kez söyleyeyim. Hazar'ı gerçekten bulabilir misin? Evet. Git bul o zaman. Bırak Ali. Ayla abla yapma. Onur şefim aynı hatayı yaptı, sen yapma. Firuze başkanı duydum. Bu kızı bana getirin dedi. Eğer kaçarsa yakarım dedi. Mahveder seni. Ederse eder. Yarın burayı kapatıyoruz. Ben de emekli olacağım zaten bu işten sonra. Atarsa atsın. Siz hiçbir şey duymadınız, görmediniz. Ben izin verdim. Olmaz. Ben artık güvenmiyorum. Ya kaçarsa Hazar'la, bir daha gelmezse o zaman ne olacak? Gelecek. Sen nereden biliyorsun? Kendimden biliyorum.
Yanına birini takardım ama sen istesen ondan da kaçarsın. Çok az vaktim var. Gittiğin her yere, her adımı bana haber ver. Hadi git Hazar'ı bul. Melek, bana yardım edebilir misin? Minibüsü alıyorum, ön kapıda buluşalım. Yanlış yapıyorsun abla. Yakacaksın hepimizi. Ayla teyze, teşekkür ederim. Aa, bir dakika. Senin bugün doğum günün değil mi? Evet. Pek iyi bir gün olmadı. Yani daha kötü doğum günlerim de olmuştu. O yüzden hep ertesi gün kutlamak zorunda kalıyorum. Sanırım Onur bunu sana verecekti. Odasında kalmış. Yani Onur'un bana hediye vermek isteyeceğini hiç zannetmiyorum. Telefonu kırınca ben de hattınızı yeni bir telefona taktım. Takınca da bu sesli mesaj geldi. Dur, dur, bekle. Şuraya geçeceğim. Bekle. Bas. Ulan Ciciş Civan. Seni adam sandım lan ben. Gel kurtar dedim. Sen ne yaptın? Kurtlar sofrasında bıraktın beni. Hazar çürüsün, benim namım yürüsün dedi. Hayatını karartmaya geliyorum Civan. Aldığın her nefes bu saatten sonra bana hakarettir. Sen bekle oğlum. Her an tetikte bekle. Bir gece ansızın gelebilirim. Geleceğim lan seni almaya. Hilal! 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 Odama gel Hilal! Çabuk! Gel. Abi! Ne oldu abi? Hilal sen haklıymışsın kardeşim. Bu Hazar benim peşime düşecek kesin. Bana tehdit mesajı gönderdi. Ne tehdidi? Ya böyle karanlık manyak. Arabesk bir mesaj. Bir gece ansızın gelebilirim falan diyor. Bir daha asla dinleyemeyeceğim. Tüylerim diken diken oldu. Ben buradan tüyüp gidiyorum. Londra'ya mı gideceksin? Aynen öyle evet. Bütün eşyalarımı toplayacağım buradan gideceğim. Ne zaman dönerim belli olmaz. Belki bir daha asla dönmem. Şu meşhur garip zafer dansını yapıyorsun. Ne oldu söylesene. Zafer bizim bebeğim, şükürler olsun. Ya sen en son bizim düğünümüzde böyle dans etmiştin. O senin kalbini kazandığım içindi tamamen duygusal. Bu dansın da şirket için. Aslında bu da tamamen duygusal. Ya ne oldu söylesene Allah aşkına. Civan Londra'ya taşınıyor hem de temelli. Şirket sana kaldı. Londra'ya? Kuşan kılıçlarını Muratçım, Koral Mücevherat'ı fethetmeye gidiyoruz. Sonunda be Selvi'nin sonunda. Gidelim. Kutluyoruz. Kutluyoruz. Haydi. Dans. Tamam yaparım. Beyler hayırdır? Şefim bir vedalaşmadan çıktın gittin haliyle. Seni gelip görelim istedik. Oğlum ya. Öyle oldu. Bak şefim burada Ali kardeşim var. Öldü öleyim. Hazar'ın peşine düştüm de geleyim. Teşkilatını da işini de kariyerini de bir kalemde siler atarım. Beni bilirsin.
Yeter ki sen iste. Eyvallah. Şefim, sen yokken bir onun karizması yok, keyfi yok. Ne istersen yaparız, yanındayız. Eyvallah. Sizler de benim kardeşimsiniz her zaman. Yalnız Firuz Başkan duydunuz. Allah biletinizi keser. Kessin, sıkıntı yok. Benim için var. Zaten başınızı yeterince derde soktum, hepsi benim yüzümden. Benim biraz yalnız kalmam lazım. Anlarsınız. Tamam şefim. Haber bekliyoruz o zaman. Ne lazımsa. Sağ ol Melih. Ece'yi ne yaptınız? Teslim ettiniz mi? He, onu şöyle... Şefim, bu bilgi sızdırmak olur. Yani malum operasyon hakkında konuşmamız yasak. O yüzden hiç girmesek o konuya. Oğlum sen az önce atıp tutuyordun ya. Neyse. Tamam hadi. Tamam hadi kaçız. Şefim, bu iş burada bitmez. Yine görüşeceğiz. Sen git, benim bir işim var. Bir şey konuşacağım. Tamam. Gizlilik, operasyon. Ama senden öğrendik şefim. Nasıl uygulayan mı benden öğrendiklerini, değil mi? Her zamanki gibi yanlış yerde uyguluyor şefim. Şefim, bir 5 dakikanız var mı? Bir şey danışacağım. Tabii Ali, gel. Dinliyorum Ali. Tuvaletin yerini biliyor musun? Biliyorum. Git. Ha, yok. Öyle bir şey değil şefim. Sen hiç mıknatıslanma yaşadın mı? Yani bir kadına karşı şefim. Mıknatıslanma derken? Yani böyle birbirine doğru istek dışı, gereksiz. Yakınlaşma, çekim. Mıknatıs gibi işte ya. Ali'cim, bu konuşma nereye doğru gidiyor ben gerçekten çok merak ediyorum. Bak şefim, ben hiçbir şeye kafa yormayı pek sevmem. Belki fark etmişsindir. Hiç bana öyle geçmedi. Ha. Hı. Böyle daha çok fiziksel, kas, güç, yakışıklılık. Keza siz hepimizden yakışıklısınız tabii. Estağfurullah Ali'cim, sen de öylesin. Estağfurullah şef. Ya bu kafalardayım yani. Son birkaç gündür kadınlar bana bakmıyor sokakta. Hep bakarlar. Neden? Neden? Çünkü ben de onlara bakmıyorum. Neden? Neden? Beni mıknatıs gibi kendine çekiyor. Allah belamı versin, slow motion yürüyor. Saçlarıyla oynuyor, gevrek gevrek gülüyor. Kim Ali bu? Kim yapıyor bunu? Melek. Melek? Oo. Melek? Melek'in Melek. Kan kardeşimin Melek. Siz ne ara kan kardeşi oldunuz ya? Ya yine çok yediği bir gece. Ya şefim, o uzun hikaye de. Ben bunu Melih'e yapamam. Ne yapacağız? Oğlum, yani bunu bana sorma. Ben anlamıyorum, bilmiyorum bu işleri ben. Ben bu mıknatıslaşmayı bir filmlerde gördüm. Bir de Ece ile senin aranda. Sizin de böyle engel olamadığınız birbirinize karşı duygusal ve seksüel etkileşimler, elektrik akımları var. Ali. Benim Türkçem neden bu kadar kıt ya? Kitap okuyabilirsin mesela, yardımcı olur. Nedalicim sen Sadet'e gel, birkaç kelimeyle anlat. Anlarım ben onu. Şimdi sen Sadet'e gel diyeceksin şefim. Özetle söyleyeyim. Ben galiba Mele'ye aşık oldum. Sen de Ece'ye aşık oldun. Farkında değilsin. Durum bu. Hiç uygun bir zaman olmadı sanırım konuya girmek için. Olmadı Ali. Olmadı. O zaman ben kalkayım yavaştan. Şefim, bir ihtiyacınız olursa. Sağ ol Ali. Şefim, bu arada hem sivil hem silahsız Hazar'ın peşine düşmezsiniz değil mi? Hazar'ın peşine düşecek gibi bir halim mi var Ali?
Var. Yok. Yok şefim. Kaçtım ben. Geçireyim seni. Yok şefim, otur. Otur. Oturun şefim, oturun. Allah aşkına otur. Hazır mısın? Hazırım. Eve gireceğim, Civan'ın telefonuna bakacağım. Hazar'la ilgili bir ipucu arayacağım, sonra da geleceğim. Peki Civan'ın telefonunda Hazar'la ilgili bir şey bulacağımıza emin miyiz? Emin değilim, bilmiyorum ama bakmam lazım. Sonuçta Hazar Civan'dan tekrar yardım istemiş olabilir. Tek bir problem var, Civan telefonunda bitişik yaşıyor. Yani nasıl alacağım, nasıl bakacağım bilmiyorum ama neyse. Bir şeye ihtiyacın olursa ben buradayım. Tamam. Ha, sen de kendine dikkat et ha. Ece, bu operasyonu... Neden Ali değil de beni istedin? Çünkü sarı kız, bana güvenmiyorsun, bana güvenmediğini biliyorum. Ben ne duyuyorsam sen de duy istedim. Ayrıca her şeyden önemlisi iyi bir ajansın. Ve kadın, kadına destek olur, yardım eder, arkasında durur. Kolay gelsin, dinliyorum. Murat'cığım, sana yeni takım siparişleri verdim. Böyle su yeşili, gök mavisi falan çok yakışır sana. Şirkete giyersin. CEO style. Evet, peki bugünün konu başlığı ne? Civan abim yine niye bizi buraya çağırdı? Kim bilir ne kızım. En son iyi beklentilerle buraya geldiğimde mallar, mülkler gitti. Handan anneciğim, benim 6. hissim çok kuvvetlidir biliyorsunuz. İyi haberler, iyi. Siz hiç merak etmeyin. Evet. Evet, herkes burada mı? Hilal yok. Duymazsa çok üzülürüm. Hilal onunla buluşmaya gitti. Şimdi sevgili ailem, sizlere söylemek istediğim bir şey var. Biliyorsunuz ki üstüme atılan korkunç iftiralar var ve sular bir türlü durulmak bilmiyor. Ben de daha evvelden planladığım gibi Londra'ya taşınmaya karar verdim. Birkaç gün içinde gidiyorum. Aa. Aa, Civan, ne bu acele oğlum? Ay gitsin gitsin Handan anneciğim, yani koskoca Koral ailesi arkasında sonuçta, yani ne olacak ki? Civan'cığım çok doğru karar. Malum İngiltere'de işler seni bekler kardeşim. İşte bakın her şey ortaya çıktı. Hashtag Civan'ı sevenler, hashtag Civan'ı sevmeyenler. Civan abi sen gidince ben de orada Yasılok'la gidecektim. Ne oldu o iş? Biraz durumlar düzelsin abicim, seneye gelirsin. Seneye mi? Bırak şimdi yatılı okulu sen. Şirket ne olacak asıl? Şirket şirkete gelelim. Şirketin durumu belli. Ben bütün imza yetkisini Hilal'e verdim. Bundan sonra her şeyde Hilal sorumlu olacak şirketle ilgili. Ne? Sen ne diyorsun ya Civan? Sen kime sordun da verdin yetkiyi? Vallahi şahsıma sordum, onayladım. Sana mı soracaktım? Bekle, burada konuşacağız. Bekle. Allah'ım. Selvi! Civan! Kendi başına iş yapamazsın oğlum. Yeter artık, yeter. Anneciğim ne diyorsun sen ya? Ya her şeye paranız var. Benim yatılı okuluma mı paranız yok? Prensesler gidiyor senin o dediğin yatılı okula. Pound ne kadar, senin haberin var mı? Ya bu Selvi benim petunyalarıma mı kusuyor? Bilmiyorum ben de, Diffenbach'ye kusuyor galiba. Ne bileyim neye kusuyor. Merhabalar. Aa, Ece. Ne haber güzel kız? Hoş geldin, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim, sağ ol. Böyle habersiz çat kapı geldim ama benim birkaç parça eşyam vardı. Sen de iki gün kaldın burada. İki aydır toplanamadın gitti. Anneciğim sen ne biçim konuşuyorsun ya? Allah Allah. Ece tekrar hoş geldin. Bu arada sen çık yukarı,
İstediğin gibi toparlan, ben geleceğim. Sana söylemek istediğim birkaç bir şey var bu arada. Alıştım ya Handan Hanım teyzeye, alıştım. Ya o sevgisinden yapıyor. Ya. Civan. Yukarıda görüşürüz. Ne yeter var? Artık. Ne? Sen bu ailenin çivisini çıkardın kardeşim. Ne yeter. Oldu ya? Ne bu haller hareketler Allah aşkına? Ne hali kardeşim? Bak bir defa büyük olan benim. Yeter artık. Benim hayatım tehlikede, bana bunlarla gelemezsiniz. Tamam mı? Abuk sabuk konuşmayın benim karşımda. Ay çivisi çıktı vallahi bu ailenin. Her şeyi de sattınız zaten. Ben de burada kalayım. İngiltere'de falan gitmeyeyim. Bırakın beni. Tüm her şeyimi yatırın, satın. Oh mis gibi. Anne Allah aşkına bir şey söyler misin? Bir şey söyler misin? Yeter. Hadi Ece, hadi kızım, hadi ya. Melek, Melek, duyuyorsun değil mi? Sesim geliyor. Duyuyorum, telefonu aldın mı? Evet, evet aldım. Aferin sana. Ece, telefonun şifresi? Görmüşüm daha önce aklımda. Ne kadar çok kaydedilmemiş numara var. Tamam, sen kendi telefonunla onların fotoğraflarını çek, biz araştıracağız hepsini. Tamam, fotoğraflarını çekerim de önce bir mesajlara bakayım. Bir dakika, bir ses bulabilir. Ulan Cidiş Civan, seni adam sandım lan ben. Gel kurtar dedim. Sen ne yaptın? Kurtlar sofrasında bıraktın beni. Hazar çürüsün, benim namım yürüsün dedi. Hayatını karartmaya geliyorum Civan. Aldığın her nefes bu saatten sonra bana hakarettir. Sen bekle oğlum. Her an tetikte bekle. Bir gece ansızın gelebilirim. Geleceğim lan seni almaya. Melek. Ne yapıyorum ben? Melek, Melek duydun değil mi? Hazar Civan'a mesaj atmış. Yani Civan kaçırmamış onu. Of, olaylar bayağı karışıyor. İyi de bu adamı kim kaçırdı o zaman ya? Ben şunun bir fotoğraflarını çekmeye başlayayım. Ece? Hı. Ne yapıyorsun öyle? Ha, ya bir küpem vardı, onu kaybettim de onu arıyorum. Aslında o yüzden gelmişim zaten, çünkü manevi bir değeri vardı. Öyle mi? Ben de yardımcı olayım sana. Nasıl bir şeydi? Ay zahmet etme. Yok ne olacak? Nasıl Civan bir şeydi etmesin bu arada? Bak bu var ya, bunun gibi böyle küçük halka bir küpe. Ya, onun altını mı? Hı hı. Tamam. Ece. Hı. Benimle İngiltere'ye taşınır mısın? Ne? Ne? Aşkım. Gel. Hoş geldin. Hoş buldum. Sana müthiş bir haberim var. Şirketin başına ben geçiyorum. Abin? Abim bir iki güne İngiltere'ye taşınıyor. Temelli. Her şeyi ayarladı. Hayırlısı olsun. Senin yüzünden düşen bin parça. Hayatım ne oldu? Hilal bunu söylemenin kolay ya da iyi bir yolu yok. Bunu biliyorum, o yüzden direkt söyleyeceğim. Ben ayrılmak istiyorum. Ne? Bu bir kamera şakası falan mı? Ne diyorsun Anur? Hilal, ben biraz dengesiz davrandığımın farkındayım. Bu evlilik meselesi falan, orada da biraz aceleci davrandım. Ancak durum bu, ben yapamayacağım. Bir saniye, ben anlamadım. Sen evlenmekten mi vazgeçtin yoksa benden tamamen mi vazgeçtin? Bana bir açık konuşur musun? Tamamen vazgeçtim Hilal. Ben bu ilişkiden tamamen çıktım. Özür dilerim. Ben neyi yanlış yaptım? Ben seni çok mu sıktım? Çok mu üstüne geldim? Hayır, bak sen gerçekten hiçbir şey yanlış yapmadın. Bu seninle alakalı değil. Bunu söylemek istemezdim ama gerçekten benimle alakalı. Onur. Sen bana evlenene kadar bekleyelim diyordun. Bahane miydi?
başka biri mi var? Hayır, başka biri yok. Ne yani? Ece senin aklını benimle ilgili saçma sapan şeylerle mi doldurdu? Benden soğuttu mu seni? Ne yaptı? Hayır, ben gerçekten Ece'yle ilgili hiçbir şey duymak istemiyorum. Ece'yle alakalıyım. Bu kimseyle alakalı değil. Bu... Bak İlay, senin duygularını incittiğimin farkındayım. Gerçekten çok özür dilerim. Umarım kendi içinde beni affetmenin bir yolunu bulursun. Ancak ben bu işi bitirdim. Hoş geldiniz. Konuşuyoruz, görmüyor musun? Defol git. Saati de iade etmem gerekiyor. Çok pişman olacaksın. Onu senin burnundan fitil fitil getireceğim. Tamam mı? Yani hala şaşkınım biliyor musun? Gerçekten İngiltere'ye gideceğine inanamıyorum. Bak orada bir restoran açarsın. Ben senin melek yatırımcın olurum yani eğer istiyorsan tabii. Eğer istemiyorsan bir başkasını da bulabilirsin. Zaten sen çok yeteneklisin Ece. Senin bana ihtiyacın bile yok aslında. Sen çok başarılı bir aşçısın. İstediğin her şeyi yapabilirsin. Yeter ki benimle İngiltere'ye gel. Civan, ben bütün programı buraya göre yaptım. Bak Ece, İngiltere'ye giderken aklında olan tek bir şey var. O da sensin. Artık iki yetişkin gibi konuşmanın vakti geldi ha. Tamam. Bak ben seni hep düşünüyorum, biliyor musun? Hep bizi düşünüyorum. Geleceğimizi hayal ediyorum. Ve seni çok beğeniyorum. Her şeyinle. Ve bu öyle gelip geçici bir duygu falan da değil. Hayda, döküldü adam resmen ya. Bak İngiltere'ye benimle gelirsen... biliyorum biraz klişe geliyor kulağa ama... seni kraliçeler gibi yaşatırım Ece. Gerçekten. Ne istersen, nasıl istersen anında yaparım. Seni hiç üzmem. Seni kırmam. Seni gerçekten çok mutlu ederim. Gerçekten. Tabii eğer sen de istersen. Civan. Sen çok tatlı birisin. Ben ilk günden beri böyle düşünüyorum. Bana çok iyi davrandın, çok kibar davrandın. Teşekkür ederim. Ama... ben başka birine aşığım. Muslime. Ay gerçekten Muslime. Hayır, Muslime değil. Kim olduğunun ne önemi var? Çok üzüldüm be Ece. Çok üzüldüm yani. En azından aklın artık bende kalmayacak, öyle düşün. Sen nasıl bir insansın ya? Böyle bir durumda bile moralini düzeltmeye çalışıyorsun. Ben nasıl bulacağım senin gibi mükemmel bir insanı acaba? Sen hak ettiğin, seni çok seven, sen de tekrar aşık olacağın birini bulacaksın. Mutlu mesut yaşayacaksınız, inan bana. Ne? Sağ ol, sağ ol Ece, sağ ol. En azından denedim. Öyleyse. Thank you.
var senin burada? Ne işin var? Sana ne ya, sana ne? Birkaç parça eşyam vardı. Ne eşyası? Kaçıncı eşyam bu artık? Niye sürekli evimdesin? Niye sürekli etrafımdasın sen? Hilal, ne biçim konuşuyorsun abi, sen ya? Abi bir dakika. Bu kadın hepinizin gözünü boyuyor. Anlamıyor musun? Hilal! Ne var? Hele gel. Haddini aşma. Ne yapıyorsun sen be? Yoksa ne olur? Yoksa ne olur bana bunu söyle. Sen benim hayatıma girdiğinden beri her şey alt üst oldu. Ben artık seni evimde, hayatımda istemiyorum. Bir daha bu eve sakın gelme. Hop hop hop, bir dur bakalım, sen kimin evinden kim kovuyorsun ya? Tamam sakin ol. Hilal, ben senin evine bir daha gelmeyeceğim. Ama bence sen bir kendine gel. Anladın mı? Gerçeklerle yüzleş, bu kadar bencil olma. Hayat böyle bir şey değil, aç gözlerini. Bence kardeşini bir doktora götür. İyi değil. Ece! Hilal! Aklı. Aferin. Aferin Ece. Hala. Onurcuğum, iyi misin? Neredesin? İyiyim hala. Öyle bir yürüyüşe çıktım. Sen nasılsın? Bizim çocuklar bir ara ortadan kayboldu. Sana geldiler değil mi? Senin gözünden de hiçbir şey kaçmıyor maşallah. Evet, bir uğradılar. Sadece halimi hatırımı sormak için, o kadar. O kadar mı? Emin misin? Hazar'ın peşine düşmeyeceksin değil mi Ali ile Melih'i yanına alıp? Valla başınızı yeterince derde soktum. Öyle bir şey yapmayacağım. Hele ki Sivilken. Tamam, peki. Ben eve geçiyorum. İstersen uğra. Tamam, uğrarım. Bir enerjimi boşaltayım. Tamam. Hoşça kal. Burası mı? Burası. Emin misin? Hı hı. Hı hı. Dinliyorum. Ihlamur Sokak. Numara 7. Müdürüm, çok teşekkür ederim. Yorduk sizi de, çok sağ olun. Allah be! Oğlum dahiyim ben, vallahi dahiyim ya. Nasıl buldum Hazar'ın çocuğunu? Hadi, kedi olalı bir fare tuttum Melih Efendi. Çocuklar, ben eve gidiyorum. Bir haber çıkarsa ararsınız. Ayla abla. Can, 8 yaşında, Hazar'ın oğlu. Kesin bir okula kaydı vardır diye Milli Eğitim'i aradım. Beykoz'da bir adres görünüyor okul kaydında. Aferin Melih. Vallahi aferin sana. Ali, sen bir git bak adresi. Tamam abla. Ayla abla, ben de gideyim ya. Ne olur, adresi ben buldum zaten. Ayrıca birazdan hava kararacak. Beni Beykoz'da kim tanıyacak? İyi tamam, hadi git bakalım. Yes. O zaman ben burada kalıyorum. Abla, bu adresten hiçbir şey çıkmaz. Sen çok yoruldun, boşuna bekleme. Bir şey çıkarsa ararız biz seni. Olur, tamam. Haber verin. Ulan alt tarafı bir adres, neye bu kadar heyecanlandın? Sanki sen heyecanlanmadın. Hani sen raporları okumuyordun? Hani sen hiçbir şey okumazdın? Oğlum, ben bir ara senin okuma yazman yok sanıyordum ha. Okumadım oğlum ben rapor falan, girmedim sisteme. Nasıl girmedin ya? Bugün sisteme 2-3 kere giriş çıkış yaptın. Bütün veri akışı bana geliyor. Lan, Onur Şef mi? Sen sisteme girmiyorsun diye senin şifrenle girdi. Hazar'ın peşinde. Ayla ablaya söyleyeyim mi? Şş, yavaş gel be oğlum. Biz Ayla abla tarafında mıyız, Onur Şef tarafında mıyız? Ne bileyim ben ya. O zaman tarafsız olacağız. Hı. Görmedik, duymadık. Bilmiyoruz diyorsun. Aynen. Dün gece apar topar toparlanıp gitmişler. Kimselere de bir şey demeden. Mobilyalar, beyaz eşyalar hepsi duruyor. Bir şeylerden kaçıyor bunlar herhalde. Anlamadık biz de. Birileri kırmış kapıyı. O ayrı hikaye. Sizden önce bir adam gelip kırmış kapıyı. Komşular söyledi ama geldim yetişemedim. Anlamadık yani. Alacaklısı falan da herhalde. Evden bir şey almamış. Boylu poslu, artist gibi bir adammış.
Neyse sağ ol muhteremim. Gerisini biz hallederiz. Bilal'le geliriz. Burada kalan tipler hakkında detaylı bilgi verirsin bize, olur mu? Tamam. Muhtarlık binasında bekliyorum. Eyvallah. Sağ ol amca. Boylu poslu, artist tipli biri. Onur şefim bizden önce gelmiş. Arkadaş nereden buldu, nereden çözdü de bizden önce geldi ya? O da güzel hikaye. De, biz bunu Ayla ablaya yine söyleyemeyeceğiz. Görmedik, duymadık, bilmiyoruz diye diye batacağız herhalde. Hadi şom şom, hadi, hadi. Aa, Müfi. Ben vazgeçmiştim, gidiyordum. Gitme, gitme, gel. Gel. Oo, güllü lokum mu? En sevdiğim. Neden geldin diye sormayacak mısın? Onurdur konu, ne olacak? Yoksa başka ne sebeple benim kapımı çalacaksın? Onur bugün dükkanıma geldi. Dertliydi çocuk. Ya onu konuşacaktım. Ya misafirin falan yoksa. Aman yalnızım, hadi gir içeri inatçı keçi. Yani böyle kapıda mı konuşacağız? Yani güllü lokumla geldiğine göre konu mühim. Hadi gir. Evet öyle. Gir. Hayatım şimdi bak, Koralların ailesinde Elif'in yaşlarında 4 tane kız kuzen var. Hatta bak bir tanesi burada İstanbul'da. Mustim, canım arkadaşım, çok sağ ol. Ama şu an ben kardeşim bulmadan önce bu işi halletmek zorundayım. Hazar'ı bulmam lazım. Hazar'ı bulmamız lazım Musti. Bulamayız kızım. Nasıl bulalım? Bilmiyorum. Bulacağız. Of of. Neden böyle bir işin içine giriştim? Ben neden olacakları hiç düşünemedim, hiç görmedim. Senin suçun değil ki. Çünkü biz hala Hazar'ın karşısında ayakları titreyen 2 küçük çocuğuz. Tamam ama ben artık özgür olmak istiyorum Musti. Ben serbest kalmak istiyorum. Ben Hazar'ın hayatımızdan sonsuza kadar gitmesini istiyorum. Ben de. İyi ki sen varsın ha. Sen de öyle. Musti, benim Hazar'ı bulmam şart. Ya benim yüzümden Onur'un hayatı mahvoldu. Ondan. Aşktan kızım be. Öyle söylesene, lafı dolandırma işte. Canım, ikisi de aynı şey. Benim şu an tek istediğim var, o da bu yanlışı düzeltmek. Düşün Musti, lütfen düşün. Bir şeyler düşün. Nerede olabilir bu Hazar? Ay ben düşünemiyorum. Ben düşünemiyorum çünkü Onur'u düşünmekten kafayı yiyeceğim artık. Onur'u düşünmekten mantıklı bir şekilde düşünemiyorum. Benim Onur'u görmem lazım ya. Benim Onur'u görmem şart. Kızım saçmalama. Adam seni hapiste sanıyor. Tamam, ben de herhalde aa merhaba ben geldim demeyeceğim. Gizlice izleyeceğim işte. Hem hapse girmeden önce onu son kez görsem iyi olur. Şişt, sakın bir şey söyle. Buyur Müfit. Sağ ol. Demek Onur bütün gün yanındaydı. İyi etmiş senin yanına gelmiş. Nasihat vereyim dedim ama daha beter oldu galiba. Canı sıkkın çıktı dükkandan. Zamana ihtiyacı var. Toparlanacak. Güçlüdür Onur. İş güç olsa iyi de aşk meselesi kolay toparlanmıyor Ayla Hanım. Ya niye acele ediyorsun? Sen böyle içemezsin ki bunu. Acı gelir sana. Yok canım. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ya şimdi mırra olduğu için fincanı masaya bırakmak olmaz diye şey yapayım dedim ama... Yok işte. Yok işte, olmuyor Ayla. Beceremiyorum.
Yapamıyorum. Eski modayım ben. Her şeyi usulüne, adabına uygun yapmak istiyorum. İyi ki öylesin. Senin gibi adam kalmadı artık. Nevi şahsına minhasır dedikleri türden. Ben de senin daha orijinal, afili, kaslı tiplerden hoşlandığını sanıyordum. Ay Müfit, yapma artık. Ya lütfen yapma, yeter. Tamam. Tamam, yapmayacağım Ayla. Artık yapmayacağım. Sana imalı sözler söylemeyeceğim. Çünkü yeter artık, benim sabrım mabrım kalmadı. Hah şöyle, tamam. Bak içine dök. Söyle bak, içinden ne geliyorsa söyle gitsin. Yıllardır içimi kemiriyor. Kendime sora sora deliriyorum. Ya ben soruyorum da cevabı sende. Ya o yüzden bulamıyorum. Ayla, sen hiç sevdin mi beni? Kalsana. Ha? Kal. Kalayım. O elindeki ne? Hangi elindeki? O arkanda sakladığın şey ne? Pasta. Onur. Yani bugün olanlar için teşekkür etmek istedim. Pasta yaptım sana. Sabah erkenden uyandım, alışveriş yaptım ve bize kahvaltı hazırladım. Nasıl? Güzel. Parmaklarını gözüme sokabilirsin. Hop, yapma. Yanlış soru sadekar. Benden başka kimseyi sevdin mi diyecektin. Sevmedim. Sadece sen. Hep sen. Hala sen. Ay, ooo. Ah. Müfit iyi misin? İyi, ben ha? Kalp krizi geçiriyorum galiba. Beynim Müfit. Uyuştu. Gözlerim. Beynim uçtu. Kalp krizi, kalp krizi. Yok, yok, yok. Ay, hiç güleceğim yoktu Müfit ya. Madem seviyordun, neden kaçtın? Ha? Elimde yüzüğümle, çiçeğimle geldim. Evlenelim dediğin gün terk edip gittin. Mahvettin, rezil ettin. Cesaret edemedim Müfit. Anlatamayacağım şeyler vardı. Ve Onur vardı. Onur'u istemeyeceğimi düşünmedin herhalde. Ya, o benim canım.
Oğlum o benim. Biliyorum. Bilmez miyim? Benim kendimi düşünebileceğim bir zaman değildi. Abim gitmiş. Ne zaman döneceği belli değil. Yani benim ne istediğimden çok Onur'a ne iyi gelir diye düşündüm. Yani evlilik teklifine evet demedim diye hayatımdan çıkıp gitmem mi gerekiyordu Müfit? Ya beni de yalnız bıraktın. Beni de sensiz bıraktın. Ayla. Bak, bazı şeyler var. Söyleyemiyorum. Anlatamıyorum. Benim halimden anla Müfit. İçimdekileri bil. Beni bir daha bırakma. Kim var orada? Senin ne işin var burada? Hapisten mi kaçtın sen? Yok, Ayla teyze beni hapse göndermedi, bıraktı. Ece bana yalan söyleme. Ece bana artık doğruyu söyle. Ne işin var senin burada? Yalan söylemiyorum. Ayla teyze bıraktı beni, hapse göndermedi. Halam öyle bir şey yapmaz. Ara. Ara, kendin sor o zaman. Ara. Alo. Ala. Öğle saatlerinde sana teslim ettiğim tutuklunun şu an benim evimde ne işi var söyler misin? Ne? Ece. Şu an evimin bahçesinde. Birazdan emniyete teslim edeceğim. Hayır, bırak onu. Ne diyorsun hala? Bırak şimdi hemen dedim. Ula sen neden böyle bir şey yaptın? Tekrar kaçıp gitsin diye mi? Allah. Şefim ben. Benim dediğim olacak. Ece'yi ver bana. Hala yanlış yapıyorsun. Al. Efendim Ayla teyze. Ece, ne yapıyorsun sen orada? Ben seni bunun için mi bıraktım? Hadi işine odaklan. Hazar'ı bul getir. Tamam, haklısın. Özür dilerim Ayla teyze, pardon. Ben son kez Onur'u görmek istedim. Hadi Ece, çabuk çık oradan. Hadi. Tamam. Sen ne yalan söyledin de kandırdın onları? Hazar'ı bulacağımı söyledim. Hmm. Onlar da bunu yedi mi? Koskoca teşkilat adam kalmadı. Sen mi bulacaksın? Onur, Firuz Başkan dosyayı kapatıyor. Yarın her şey bitecek. Hazar'ı ben hepinizden iyi tanıyorum. Onu bulacağım ve getireceğim. Ayla, sen şef mi oldun? Ne? Şef benim dedin, benim dediğim olacak dedin. Yemek işine mi giriyorsun yoksa? Bak, senden bir ricam var Müfit. Bana bir iki gün bir şey sorma. Ben emekli olacağım. Sonra anlatırım her şeyi. Nereden emekli olacaksın? Sen ev kadını değil misin? Ben çok hareketli bir ev kadınıyım. Sorma şimdi. Ay, acıkmışsındır sen. Ben börek ısıtayım, yiyelim beraber. Yiyelim. Ne alacaksın? Al. Bir tanem tamam. Biraz daha iyi misin? Değilim abi. Canım benim canım. Yani bir izin versen
Ben bu gözyaşlarının hesabını teker teker soracağım ama... Abi lütfen, bak lütfen. Karışma. Hep bunu söylüyorum. Ne olur karışma. Tamam canım, tamam. Gözlerini yaşına. Karışmayalım dedik. Bak, sonuç ne oldu? Ayrılacağınız başından belliydi. Evlenmeye kalkışmalar, nişan törenleri. Biz öyle herhangi bir aile değiliz kızım. Bak, ne oldu? Senin şöhretinden faydalandı, cemiyete karıştı. Ondan sonra da terk edip gitti seni. Anneciğim, sırası mı şimdi ya? Lütfen. Hayır, tam da birlikte bir koleksiyon çıkaracaktık. Eğer bizden nem almak isteseydi... herhalde tam da bugün şu anda bırakmaz yani bu kızı. Onur böyle biri değil. Her şeyin altında bir neden aramayın lütfen. Tamam canım, tamam bir tanem, tamam. Sevmiyormuş işte. Sevmiyormuş. Bu kadar basit. Hayır, hayır, hayır. Gel buraya sen, gel buraya. Bu işin içinde bir biteni var ama. Yani bak, bu adam daha iki gün önce sana sürpriz evlenme teklifi edecekti. E sonra bize yardımcı olmak için koleksiyonunu bize hediye etti. Hilal, bak bana doğruyu söyle abicim. Hı. Sen bir şey mi yaptın Onur'a? Ne yapacağım ben abi? Ne yapmış olabilirim ben? E o zaman geriye tek bir seçenek kalıyor. O da Onur. Yani bir öyle bir böyle. Öyle değil mi? Bir dediği bir dediğine tutmuyor. Manyak herhalde yani. Böyle sevmek mi olur ya? Ben niye hep beni sevmeyenleri buluyorum zaten? Kim sevmiyormuş seni? Duymamış olayım. Senden daha iyisini mi bulacak? Aa, tamam, tamam. Ağla kızım, ağla. Dök içini, dök iyice, rahatla. Bak, bundan önce giden sevgililerin arkasından da ağladın. Ne oldu? Gittiler. Bitti, gitti diye bu da gider. Bitti. Anne. Ne olursun böyle konuşacaksan çık. Tamam, tamam. Yeter ki sen gerimedi. Hilal'cim bak. Çok ağladın. Daha da ağlıyorsun. Onun için gece yatarken gözlerinin altına gece kremi sür. Hadi. Neyse canım. Tamam. Hadi. Gel, gel sen. Ağla bir tane. Ağla. Ağla. Ağla benim kardeşim. Ağla. Merhabalar. Ben Profesör Doktor Cemal Batu. Bugün bir hasta ameliyat olacaktı. İsmi Efe Aksu. 8 yaşında. Evet. Onu ameliyat edecek doktorla görüşebilir miyim? Hı. Tamam. Ameliyat kaçtaydı bugün? 3'te. Çok teşekkür ederim. Uyandırmak istemedim de aklıma bir şey geldi. İsmail var ya hani Hazar'ın kankası, soğuk hava deposu olan. O adam kaçırıyordu yurt dışına. Hazar ondan yardım istemiş olabilir. Bir oraya bakacağım. Haberleşiriz. Günaydın. Günaydın. Ne oldu? Sana gülmüyorum ki. Aklıma bir şey geldi. Çok komik. Anlasana. Bana kadar komik. Kişisel. Şu çocuktan haber var mı? Muhtar bütün gece anlattı durdu. Çocuğun kalbiyle alakalı ciddi bir sağlık sorunu varmış. Normalde de bugün ameliyatı varmış. Ayla abla onu araştırıyor.
Hiçbir hastanede Can Güler adına bir kayıt yok. Herhalde sahte kimlikle kayıt yaptılar. Ne yapacağız peki Ayla abla? Ece'den haber gelmesini bekleyeceğiz. Zaten büyük ihtimalle bu dosyayı kapatıp bugün operasyonu bitireceğiz. Ben yemeğe gidiyorum. Bugün zaten son iş günümüz. İlk defa öğle yemeği hakkımı kullanacağım. Gelen var mı? Yok. Hayır. Bütün gece gözüm uyku girmedi. Civan Koral kaçırmadıysa kim kaçırdı bu Hazar'ı ya? Asıl soru biz Hazar'ı nasıl yakalayacağız? Ece onun yurt dışı ile bağlantısı olan biriyle görüşmeye gidiyorum dedi ama haber de yok. Şefimi çok özledim ya. O yokken çok yavan burası. Ben de. Ben de. Aa Ayla abla, Civan Koral değil mi ya bu? Bakayım. Aa, niye geldi ki bu? Ben yukarı çıkıyorum. Melek sen kamera kontrolü geç. Ali sen de hemen Milli'yi ara, Civan'a görünmeden geri gelsin. Tamam. Burada unutmuş ya telefonunu. Ne yapacaksın ki sen Melih'in telefonunu? Bilmiyorum. Unuttum. Tamam al. Ya da alma ne yap. Tamam git Melih'i bul. Merhaba ben hoş bulduk. Onur Bey'e bakmıştım. Kendisi burada değil şu anda. Civan Bey, bu ne sürpriz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bu ne hoş sürpriz. Sen çıkabilirsin. Vallahi yani durumlar çok hoş değil ama sürpriz konusunda evet ben de size katılıyorum. Açıkçası bu ayrılık bizim için de çok büyük bir sürpriz oldu. O ayrılık? Ben Onur'la konuşmaya geldim. Kendisine bir çift lafım var. Ulaşmaya çalışıyorum ancak ulaşamıyorum. Ya telefonu kapalı ya da beni engelledi. Ah, yok canım hiç yapar mı öyle şey? Şehir dışında. Arada sırada kendine böyle bir kafa tatili verir. Evet evet kafasında bir sıkıntı oldu belli zaten. İşte ben onu çözmeye geldim. Ay çok tatlısınız. Yani bir yerlere kaçar anlamında söyledim. Telefonunu kapatır ondan ulaşamamışsınızdır. Hilal nasıl? Vallahi nasıl olsun Ayla Hanım. Pek iyi değil şokta. Ya, gençler arasında olur böyle şeyler. Bir iki güne unuturlar. Ayla Hanım. Hilal bütün bunları unutsa bile ben kardeşimin gözünden düşen bir damla gözyaşını dahi unutmam. Çok haklısınız. Gelin şöyle bir çay içelim, oturalım, biraz dertleşelim. Yok yok çok teşekkür ederim. Ben dediğim gibi aslında Onur'la konuşmak için gelmiştim. Fazla da vaktim yok. Ancak herhalde sinirden biraz dilim damağım kurudu da bir bardak su rica edebilir miyim ben? Tabii hemen hemen. Neredesin be şişko? Neredesin ulan? Melih neredesin? Buyurun. Ah, teşekkür ederim Ayla Hanım. Sağ olun. Yani kusura bakmayın. Size de biraz böyle kabalık etmiş gibi oldum ama. Ah, yok rica ederim. Oh, çok iyi geldi. Sağ olun. Sen, sen mücadeledeki hırsızsın. Gel. Gel lan buraya. Civan Bey. Hey. Buraya gel. Hırsız. Hey. Hırsız. Gel buraya. Hırsız. Gel buraya. Hey! Hey! Ne oluyor lan? Melih! 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 Gel lan gel. Koş lan. Koş koş koş. Gel kaynaşalım dikkat çekmeyelim. Üf be ne biçim içtik. Gündüz gündüz. Aman bunun haramdan kalkmıyor adam ya. İsmail abi.
Ne olmuş burada? Kimse var mı? Kimse var mı? Açacağım, bir dur. Açacağım. Kurşun izi. Efendim Melek? Heh, Ece, gittin mi soğuk hava deposuna? Evet evet, buradayım şu anda. Kimse yok. Yani kurşunlamışlar, çatışma falan çıkmış herhalde burada. Ece saçmalama, tehlikeliyse çık hemen oradan. Tamam çıkacağım, İsmail abi de yok ortada. Ona bir not yazayım, çıkacağım. Tamam ama bizi habersiz bırakma. Tamam tamam, merak etme. Of, of. Onur! Sen ne yapıyorsun burada? Ne işin var? Ne hatlar karıştırıyorsun, ona bakıyorum. Ne hatlar karıştıracağım? Hazar'ın peşine düştüm. Sen ne yapıyorsun burada? Kim bu kasap? Hazar'da kasap sık sık görüşürler. Hazar zamanında bununla iş yaptı. İnsan kaçakçılığı. Etle beraber insan kaçırdılar yurt dışına. Ben de ona ulaşmaya çalışır diye düşündüm. Adamın peşine düştüm işte, bu kadar. Belki de sen kaçmanın planını yapıyorsundur, olamaz mı? Ya bak saçma sapan konuşma, ne kaçması be? Allah Allah, senin ne düşündüğün umurumda bile değil. Teşkilat beni bıraktı, aile beni bıraktı. Sen ne yapıyorsun? Sen niye benim peşindesin? Ne istiyorsun ben? Adalet istiyorum ben, tamam mı? Ben gerçeği istiyorum, artık yalan istemiyorum sen. Yalan falan yok, yalanın ne olduğunu öğreneceksin. Yalanmış, hala saçma sapan konuşuyor. Açılmıyor bu kapı. Aa, çok soğuk. Çekil, okay. Çekil. Şeriden açılmaz bu kapılar, kaldık burada. Ne demek açılmıyor? Donarak öleceğiz, kafa yiyeceğim. Telefonla bak, çekiyor mu? Oh, çok soğuk. Yok, çekmiyor benim telefonumda. Çok güzel. Oh. Muhteşem. Oh, çok soğuk, ne yapacağız? Onur, ne kadar dayanabiliriz buna? Görsence. Kimse yok mu? Açın kapıyı, kimse yok mu? Bağırma, bağırma. Ece, hayır bağırma, bağırma. Sakin ol, sakin ol. Sakin. Yavaş nefes al. Yavaş nefes al, ver. Oksijen dikkatli kullanmamız lazım, tamam mı? Sakin ol, sakinleş. Sakinleş. Sakinleş, bir çaresini bulacağım, sakinleş. Civan Beyciğim, az kalsın ölecektim korkudan. Alın, su için. Ne oldu bana ya? Ya bir adam girdi içeri, siz de peşinden koştunuz. Yani ben de çıktım ama yakalayamadım. Sonra esnaf sizi baygın bulmuş, karga tulumba getirip buraya koydular. O şişman. O pizzacı kılıklı, ben onu robot resimden hatırladım, evet. Müzayededeki hırsız o. Hilal'i bayılttı, kameramanların kolyesini çaldı. Ne? Ah! Biri gelip arkadan bayılttı beni, oydu herhalde. Ay, ucuz kurtulmuşsunuz. Verilmiş sadakanız varmış. Ne yapsak, bir doktora mı gitsek? Yok, iyiyim ben, iyiyim. Ya ben onu nasıl kaçırdım ya elimden? Boğacaktım ben onu ya, şöyle bir yakalasaydım. Ay, nasip. Yani gerçekten çok büyük bir olay atlattınız. Siz en iyisi evinize gidin, dinlenin. Doğru söylüyorsunuz biraz. Sarsıldım, biraz dinleneyim. Kusura bakmayın Ayla Hanım. Bir dakika ya. O herif nasıl direkt bu dükkana girdi? Siz tanıyor musunuz onu? Yok, ben tanımıyorum, hiç görmedim. Yani büyük bir tesadüf müydü müzayededeki hırsızın bir anda bu dükkanda belirmesi? Ay ne diyorsunuz? Yoksa bizim dükkanda mı soyacaktı? Belki de pizza kutusunda silah vardı. Ay ben de dükkanı kapatıp gitsem mi? Korktum vallahi. Asıl o adamı tanıyorsanız korkun Ayla Hanım.
Civan Bey'i ben nereden tanıyayım? Size tekrar geçmiş olsun. İyi günler. Ah Melih ah. Aşağı gelirsen çimdikliği çimdikliğe zayıflatacağım seni. Bittim ben ya. Oğlum ne kadar kalabiliriz burada, ne kadar dayanabiliriz, çok üşüyorum. Birkaç saat. Ne demek birkaç saat? Çok soğuk. Ne yapıyorsun dedik? Sana işe yaradı mı? Bu bizi birkaç saat kazandırır. Burada olduğumu bilen kimse var mı? Musti biliyor burada olduğumu ama o gelene kadar biz çoktan... Tamam, eğer sana ulaşamazsa o zaman gelir buraya değil mi? Gelir mi? Tamam, güzel. Güzel. Dayanamayacağım. Hayır. Hayır, iyi mi? Bilmeyeceğim. Ece! Onlar hayır, sen üşüyeceksin. Ece, hayır. Sessiz ol. Sessiz ol. Burada olabilecek miyiz? Hayır. Ölmeyeceğiz. Tamam. Sakin. Hava deposunda mahsur kalacağımı hiç düşünmemiştim. Ne oldu? Ece, ben öyle elleri girip çıktım. Öyle ellerden kurtuldum kendi şu an. Bugün burada. Benimle beraber. Sayende Ece Hanım. Sayende. Bebek benim doğum günüm. Doğum günümde... Öleceğim hiç aklıma gelmez. Doğum günümü biliyorsun. Bana hediye almışsın. Ayla teyze verdi. Ece, gözlerini aç. Aç, kurtulacağız buradan. Onu Dayanacaksın, bak. Hayır, gerçekten öyle şeyler yok. Bak, hatırlıyor musun? Senin ilk karşılaşmamızı. Ha, Marina'da. Hani sen bana vurmuştun. Hatırladın mı? Ha?
yatıyor Hüsnücüğüm. Ece. Ece. Thank you.